Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu ile Ekonomi Rüzgarı başlıyor. Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücrette artık son düzlüğe gelindi. Çarşamba günü toplanacak kabinenin ardından net rakamın açıklanması bekleniyor. Her halükarda 500 doların üzerinde 600 dolara yakın bir asgari ücret olması öngörülüyor. Artan enflasyondan ülke genelindeki konut fiyatları da nasibini almıştı. Milyonları ilgilendiren konut kiralarındaki fahiş fiyat artışındaki düzenlemede yeni gelişmeler gündeme geldi. Kiralarda uygulanan %25 zam sınırının 2024 Temmuz ayında sona ereceği belirtildi. Otomobillerini geri çağırmaya başlayan firmalara şimdi de Tesla eklendi. Amerikalı otomotiv devi Tesla, 120.423 aracını geri çağırdığını duyurdu. Araçlarda çarpışma sırasında kapı kilitlerinin açılma riskinden şüpheleniliyor. 2021 ila 2023 Model S ve Model X araçlara yazılım güncellemesi yapılacak. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'den gelen vize kararı Türkiye'yi şoka uğrattı. Rövanş maçı için İngiltere'ye giden Bursa Uludağ kadın basketbol takımı sahaya teknik ekip olmadan sadece vize muafiyeti olan 5 kişiyle çıkabildi. Ve çıkılan maçta büyük bir farkla mağlubiyet yaşandı. Bursa Uludağ Basketbol Kulübü Başkanı FIBA'dan erteleme istediklerini fakat kabul edilmediğini, sahaya çıkmazsak 40.000 euro para cezası ve ömür boyu men durumumuz vardı açıklamalarında bulundu. Ülkemizin havacılık alanındaki en önemli projelerinden biri daha başarıyla tamamlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti bugün Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı konuya ilişkin avantajlı konumuyla ülkemizin havacılık alanında dünya transit merkezi olacağını vurguladı. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.